Ne yapıyorsun sen? Yorma o pamuk ellerini. Masayı ben toplarım. Sen git makyajını tazele. Ne bileyim kıyafetini düzelt. Bundan sonra bu ıvır zıvır işlerin hepsini ben yapacağım. Sırf ablam yorulmasın diye. Kıyamam ben sana kızım. Senin kaç tane zayıfın var? Ben bu şey bardağı götüreyim. Hani içinde çay kalıyor, siyah siyah kötü oluyor. Bir şeker, buraya gel. Senin kaç tane zayıfın var? Niye ki? Nereden çıktı şimdi bu karne falan? Sen de zaman zaman bir alemsin. Senin çok zayıfın olmazsa bana böyle dalga bukluk yapmazsın. Ablacığım nereden çıktı bu karne mevzuları falan? Yani sabah sabah ağzımızın tadını bozmayalım. Hem sen demedin mi? Sen bu sene üniversite sınavına kitlen, karne falan önemsiz diye. Yani ben öz be öz ablamın sözünü dinlemez miyim ha? Sen niye benim söylediğim lafları kendine çeviriyorsun? Eğer sınıfını geçmezsen sınava nasıl gireceksin akla evvel? Abla okula geç kalıyoruz, çıkmamız lazım bizim. Çık tabii. Nasılsa 15 gün süreyle burada seninle baş başayız. Hiç dışarıya çıkmayacaksın. Çifte güzel kumrular gibi buradayız senin. Yapma ya. Yine mi ders kampı? Köle miyim ben ha? Soruyorum abi, güç verir. Köle miyim ben? Sen köle değilsin, akılsızsın. Onun için bir süreliğine senin aklını ve kendini ben üstüme alıyorum. Topla onları çabuk. Topluyorum. Of, çekilecek çilem varmış ya. Senin mi benim mi acaba? 15 gün bu evde seninle çok eğleneceğiz, çok. Eski. Sesim geliyor mu çatlak kemikler? Sesim geliyor mu ya? Yok. Sesim gitmiyormuş amirim ya. Çekil kenara, salak herif. Kenara amirim. Günaydın arkadaşlar. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler. İstanbul'umuzun boğası, boğazımızın incisi, küsleri barıştıran, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan Yüce Rıdvan Kanat Lisesi'nde karne alma zamanı gelmiştir. Sizlere bu okulun idari amiriniz olarak değil, bir büyüğünüz olarak bir nasihatte bulunmak istiyorum. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Şu, bu yüzden karneleri 20 euro lira karşılığında satmaya karar verdim. Ağlamayın, çatlak kiremitler. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen sizsiniz. Ayrıca kağıt sizin gibi odunlardan yapılıyor ve de çok pahalı. Parayı getirmeyenler karne yok. Beyler parayı getirmezse karneleri alamıyoruz ha. Yaşadık oğlum. Küçük Alpacığım. Sevgili mini mini birileri sınıfına göndermeden önce şunu söylemek istiyorum. Karne almak mecburi değildi. Fakat karnesini almayan okuldan atılacaktır. Son ödeme günü bu hafta sonu cuma günü. Ödemeyi geciktirenler hem okuldan atılacak hem de borçlarına temerrüt faizi uygulanacaktır. Hadi dağılın şimdi yavrucaklarım. Amirim ya. Yüce Rabbim amirimi çatlak kiremikleri dağıtsın diye yaratmış. Maşallah ya. Dağılın. Hadi bağılın sınıflara. İnna sabir. Şuraya bak. Kerataların hepsi patır patır dökülmüş. Benden de dökülmüşler. Hormonsuz doğal armut gibi. Şuraya bak. 1-2. Yani neredeyse 3 bile yok. Yani ortalaması hepsinin kötü. Çalışsalardı efendim son tahlilde. Onların tek davası var, o da öğrencilik. Tek davalarına ihanet etmeselerdi. Benim dersimde zayıf olan kız öğrenci hiç yok. Ama erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Erkeklerin durumu çok kötü, çok. Canım, kötü karne cinsiyet ayrımı olmadan bütün öğrencileri olumsuz yönde etkiler. Hem en kötüsü de bazı öğrencilerin bu yarı yıl karnelerinden sonra kendilerine zarar vermeleri olur. Oho! Bu dünyada imtihanı veremeyen, öteki dünyadaki imtihanı hiç veremez. Ortada bu kadar zayıf varken bizim de külahımızı önümüze koyup bir düşünmemiz lazım. İyi notlar bizim başarımızsa... Kötü notlar da sadece onların başarısızlığı değil.